hem Türkiye'deyiz, Müslüman bir toplumuz, evet, hem de engellileri, engelli kardeşlerimiz ötekileştirdiğimiz, maalesef, gerçeğini kabul ediyoruz. Evet, bu, evet, nasıl bir çelişki? Bu nasıl bir şey? Sayın hocam, burada galiba dikkate alacağımız çok önemli bir şey var. Biz dinimizi doğru bir şekilde ve biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi yaşanan hayatta gerek peygamberlerin hayatı gerekse sahabenin hayatını çok iyi öğrenerek ve öğreterek gerçekleştireceğiz. Biz birçok şeyden haberimiz yok. Biz eğer dinimizi doğru bilirsek, doğru öğrenirsek ve örneklerini çok iyi bilirsek bunu gerçekleştiririz. Bu son derece önemli. Tabii dini bilmenin yanında insanın kendi içerisinde sorumluluğunu da müdrik olması lazım. Birey olarak. Birey olarak. Ben bilebilirim ama bunu uygulamıyorsam bunun bir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada birbirimizi teşvik etmek, birbirimize yardımcı olmak, hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda eksiklerimiz varsa bunları giderecek şekilde adımlar atmamız gerekir. Dinde bir kural vardır. Emri bil maruf nehyi anil münker. Biz bunu çok dar anlamda anlıyoruz. Yani kişi namazını kılmıyorsa uyarıyoruz. Hayır, şoför eğer trafikte kurallara uymuyorsa buna uyarmak, bunu hatırlatmak da emri bil maruftur. Ya da engelli kardeşimin arabasını park edeceği yere birisi park ettiyse nazik bir şekilde, kardeşim burası engelli kardeşimin arabasını park edeceği yerdir demek de emri bil maruftur. Yani iyiliği emretmektir. Kötülükten sakındırmak da yanlışların devamını ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla din bize birçok noktada önemli kuralları vaz etmiş, ortaya koymuş. En genel kural nedir? Emri bil maruf nehyi anil münker. Peki bu nedir? Bu Allah'ın çizdiği kanunlar içerisinde yarattıklarına karşı, Yunus'un deyimiyle yaratandan ötürü yaratılanı sevme noktasında hatalarımız ve eksiklerimiz varsa bunları giderecek şekilde adımlarımızı atmaktır. Bu kuralları işletmeye başlarsak sanıyorum birçok şeyi de aşmaya çalışacağız Müslüman bir toplum olarak. Siz ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Şimdi yani hocam, ben şeyi aslında duymak isterdim. Abese ve tevella en cahul a'ma. Yani o ayet bile başlı başına Peygamber Efendimizin nasıl Allah Teala tarafından ikaz edildiğini gösteren son derece önemli bir dönüm noktası. Onu hocam, çok kısa hocam duymak isteriz. İlahiyatçı olarak güzel yorumlayacaktır mutlaka. Ben de şey yaparım hocam, öncelikle buyursun. Benim hayatımı değiştirmiştir. Bireysel olarak onu çok kısa anlatın sonra hocamdan dinleyelim. Benim hayatımda engelli yoktur. Yani benim için Kur'an-ı Kerim'deki engellilere yönelik ayetlerin en başında geleni budur. Tabii ki. Çünkü ilahi ikaza mazhar olmak zorunda kalıyor Efendimiz. Bakın bunu bir Alman doçent söyledi. Sizin Abese suresinizde bize iletişim dersi verdi diyor Kur'an. Bu Müslüman iletişim falan değil yani. Değil Müslüman değil. Biz gittik orada, ben Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Engelli Bakım Bölümü kurucusuyum. Bu bölümü kurmak için araştırma yapıyorduk. Onlarla konuşuyorken Abese Tevelle diye bir ayetiniz var dedi. Ne iletişim arıyorsunuz dedi. Pozitif bilimlerin size sunduğu iletişim engellileri uygulayamazsınız dedi. Duygu, işte psikolojide bu kural var ya, duygular düşünceleri, düşünceler davranışları etkiler diye. Bunlar basma kalıp kelimelerdi ve siz bunlarla empati yapıp yola çıkamazsınız demişti. Sizin orada Allah, Kur'an'ınız öyle diyor, Allah peygambere engelliyle nasıl iletişim kurması gerektiğini anlatıyor. Orada bizim yıllardır hocam anlattığımız mimini kullan, jestini kullan, sesini tınılı öyle yapma diyoruz diyor. Pozitif ilimlerde buna gerek yok. Orada zaten mimiğin ne anlama geldiğini söylüyor. Siz oradan mı ilgi duymaya başladınız? Ben sonra iletişimle ilgilenmeye başlayınca Allah'ın üç önemli kural sunduğunu ve bunun hiç değişmediğini öğrendim. Bunu iletişimciler çok iyi bilir. Biri ses tınımız, ikincisi mimik jestlerimiz, üçüncüsü de gözlerimiz. Siz duygularınızı bu üçü aracılığıyla karşı tarafa aynı anda iletirsiniz. Körler sizi ses tınınızdan acıyıp acımadığınızı, kızıp kızmadığınızı anlar. Sevip sevmediğinize bakar. Engelliler ya da normal insanlar mimiklerinizden ondan öfkelenip kızdığınıza bakar. Göz bebekleriniz de sizin aynısını tamamlar ama yalan söyleyip söylemediğinize dair büyük küçüdür bu iletişimde. Hazreti Allah da Abese suresinde peygamberine dönüyor. O adam ne çeker ümmü müktüm. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana öğrettiğinden bana da öğret diyor. Peygamber birincide kayıtsız kalıyor, öbürleriyle ilgileniyor. İkincide çekince yüzüne ekşitiyor. Bu bir duygu ifadesidir. Kızgınlık. Ya patlama dur der gibidir. Yani bu mininin başka ifadesi yoktur. Engelliyle nasıl iletişim kurmamız gerektiğini, onun da bir insanı. Çünkü ayette devamında diyor. Sana ne oluyor öbürünün imanından? Sana koşup gelen dururken neden onunla yüz çeviriyorsun? Peygamber geldi de onunla yüz çevirip ekşitti diyor yani. Ekşitmek. Eyvallah. Burada hocam siz de ekleyin buna. Şeyi de ekleyelim lütfen. Evet. Sorularım arasında o da olacaktı.
Peygamber Efendimiz'in bu ayetten önce veya sonra engeller olan ilişkisi, iletişimi nasıl olmuştu? Öne çıkan sahabilerden nereden bahsediyor? Öncelik olarak Abese suresinde onu hocam da ifade etti. Yani. Tabii ki hocam da ifade sizin etti. Sizin biliyorum şey de var, bazı ayetlere mesela kör, sağır, evet, kavramları direkt bahsediyor bazı ayetlerde, bazı ayetlerde analoji, mecazi olarak mutlaka, bahsediyor. Mutlaka, evet, onları mutlaka da duymak isteriz. Abese suresinde çok önemli bir nokta var. Hocam iletişim açısından duyguların jest ve mimikler, yüzdeki göz hareketleriyle ilgisinden bahsetti. Bununla beraber daha önemli bir nokta var Abese suresinde. Biz iletişimi yüz yüze yaparız. Birbirimize bakarak yüzümüzü karşılıklı olarak aynı noktada birbirini muhatap alarak yaparız. Muhatap almadığım zaman ben mesela sırtımı dönsem, jest ve mimim farklı bir şekilde yapsam sizin haberiniz olur mu? Olmaz. İletişim görmezsiniz olmaz. Beni. İletişimde en önemli kural muhatabın yüzüne bakmaktır. Yüz yüze olmaktır. Gözüne bakmaktır. Kesinlikle. Hatta. Burada peygamberimize yapılan uyarı yüzünü çevirmesidir. Jest ve mimiklerin ondan sonra anlam kazanıp kazanmadığını anlarız biz. Dolayısıyla yüz yüze muhatap olmak en önemli noktadır. Çünkü seni dikkate alıyorum, önemsiyorum mesajını veriyoruz biz. Peygamberimiz hiçbir zaman önemsememezlik yapmıyor. Ama Peygamberimizin Abese suresinin inmesine sebep olan durum daha önemli gördüğü Mekkeli müşriklerin ileri gelenleriyle bir aradadır. Bunu daha önemli gördüğü için ama Kur'an-ı Kerim'deki bir ifade dikkat çekicidir Abese suresinde. Abdullah İbni Mektum tezkiye olmak üzere, arınmak üzere samimiyetle geliyor. Şimdi samimi olarak gelen insana yüzümü samimi olmayanlara göre daha çok dikkatli bir şekilde yöneltmem lazım. Elbette onlarla da ilgilenir ama birinci önceliğim benim samimi olarak içten bir şekilde gelen insana yüzümü dönmektir. Bu manada bir uyarı olmuştur. Bu uyarıdan sonra Peygamberimiz Abdullah İbni Mektum'la karşılaştığında senin yüzünden azarlandım diyerek üzülmüyor. Senin yüzünden azarlandım diyerek Abdullah İbni Mektum'a bir sitemde bulunmuyor. Bir övgüde bulunuyor. Allah senin yüzünden beni daha güzel şey yapmaya sevk etti ve ben taltif aldım. Bu bir anlamda taltiftir. Şükürsün. Niye? Çünkü Allah tarafından muhatap alındığının bir ifadesidir. Peygamberimizin orada bir noktayı belki beşer olarak ikinci bir noktada değerlendirmesine binaen Cenab-ı Hak dedi ki hayır sen ciddi anlamda samimi olarak gelen kişiye yönel. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Bunun ötesinde Peygamberimizin engelli kardeşlerimizle ilgili sahabelere örneklerine baktığımız zaman engelli kardeşlerimizin örnek alacağı birçok şey var. Mesela Abdullah İbni Mektum'u Peygamberimiz 13 defa vekil bırakmıştır. Yani devlet adamı olarak, devleti yöneten kişi olarak Peygamberimiz 13 defa Abdullah İbni Mektum'u vekil bırakıyor. Bu çok önemli örneklerden bir tanesidir. Muaz bin Cebel ortopedik engellidir, vali oluyor. Dolayısıyla Peygamberimiz engelli kardeşlerimize iletişim noktasında gösterdiği hassasiyet kadar onların kendilerinin özelliklerinin değerlendirilmesi noktada görev ve sorumluluk vermiştir onlara. Bu noktadaki örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlarla ilgili de önemli eserler var. Bir önemli nokta daha bizim dindar olarak üzerimize düşen bir görev vardır ve insan olarak üzerimize düşen bir görev vardır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müşriklerin inkar etme sebebini ifade etme adına bir takım örnekler verir. Bu örnekleri verirken de meallerde biz işte kördürler, sağırdırlar, dilsizlerdir diye sonunda ifade et. Evet. Evet. Bu ayetleri bu şekilde yorumlarız, anlamlandırırız. Bu bize doğru gelebilir. Ama engelli kardeşlerimizin gözüyle bakacak olursak, mesela bir engelli kardeşimiz şöyle bir soru sormuştu. Evet, öyle bir tecrübe yaşamıştım. Neden Cenab-ı Hak bizim üzerimizden örnek vererek müşriklerin inkarının yanlışlığını anlatıyor? Başka örnek veremez miydi diye bir soru sordu. Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bu ayetlerin anlamlarını şöyle vermek daha uygun gibi geliyor bana. Onlar işitmek istemeyenlerdir. Yani sağırdır demek yerine, çünkü bu ifade daha biraz daha net olarak karşımızdakini hakir görmeye yönelik bir ifade gibi geliyor. Ya da kördürler yerine onlar görmek istemeyendir demek, bu summun bukmun umyun kavramlarına böyle bir anlam vermek daha önemlidir. Dolayısıyla bir önemli nokta daha karşımıza çıkıyor. Biz dinimizi anlarken dinimizde yer alan kavramların, konuların daha doğru bir şekilde insanımızın iç dünyasını ifade edecek, onun varlığını ortaya koyacak şekilde nasıl anlaşıldığının ve nasıl anlaşılması gerektiğinin sorusuna cevap verecek tarzda yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Eyvallah hocam. Çok güzel konuşuyorsunuz. Kesmek de istemiyorum. Şimdi ama hocama döneceğim. Bir şey ilave edeyim.
engellilerde hizmet götürmemiz gereken, ilgi, eğitim götürmemiz, bilgi aktarmamız gereken 2-3 önemli engelli grubu var. Biri işitme konuşma engelliler, biri görme engelliler, bir direği de zihinsel engellilerdir. Hazreti Peygamber'in hayatında bu üçüyle ilgili de önemli uygulamalar olmuş. Mesela işitme ve konuşma engelli birisi gelmiş, nasıl yapması gerektiğini sormuş. Kabe etrafına tavaf edecekler. Beni takip et demiş. Ya o da o ne yapar, ben ne yaparsam sen de onu yap demiş. Evet. O da onu yapmasını uygulamıştır. Bunu uygulamalardan biliyoruz. Ümmü Mektum bunlardan bir tanesidir. Zihinsel engelli Nuhma çok önemlidir. Ona nasıl davranmamız gerektiğini, ona nasıl iletişim kurmamız gerektiğini, onun yaptıklarını nasıl hoşgörüyle karşılamamız gerektiğini uygulayarak göstermiştir. Hocamın dediği gibi ifade ederken bir nasihat da yok ortada. Evet. Ya biz şunu cümle kurarken sakatları ve körleri anlatırken Allah hem mecazi anlamda hem direkt anlamda kullanmış. Bunun neden beni şimdi doğru anlatmazsak zaten engellilerin ötekileştirilen, garipleştirilen, adam yerine konulmayan bir mahzun yanı var. Öyle olunca da onlar da bizimle zaten öyle diyor. Ne olacak ki? Zaten biz adam değiliz ki. Zaten bizi adam yerine koymazlar ki. Bu doğuşundan itibaren toplumun genel iticiliğidir. Oysa bizim rol model kabul ettiğimiz hem peygamberimiz hem din bu anlamda bizim onlarla nasıl iletişim kuracağımızı çok seneler önce söylemiş. Ama ben hala zoruma giren dindar bir toplum olmamıza karşın bu söylediklerimizi bir türlü içselleştiremiyor oluşumuz ve bunu pratiğe dökemeyiş oluşumuz beni bu bizim ayıbımız tabii ki yani. Ama bizim üniversitelerimiz de suçlu. Evet. Üniversiteler de bu alanla ilgili araştırma yapmıyor. İletişim fakültelerinde bunlarla ilgili yoktur. Yani, edebiyat fakültesinde bunlarla ilgili yoktur. İlahiyat fakültesinde bunlarla ilgili yoktur. Yoktur, yoktur. Liselerimizde yoktur. Evet. Ya bunun çocukluktan başlayarak anlatılması baştan beri söylediğimiz gibi bir günahın bedeli olmadığını, onların bir imtihan biçimi mi söyleyeceksiniz ya da bunun bir kaza bir iş sonucu mu olduğunu söyleyecek ne söylerseniz söyleyin ama bir şekilde onların da saygıdeğer olduklarını ve bu toplumda sizin aldığınız bütün hizmetleri almaya hak ettiklerini söylüyorlar. Yine hocam hatırlayacaktır, siz de hatırlayacaksınız mutlaka. Bir uygulama var Hazreti Peygamber'in zamanında. Medine Mescidi'nde Mevlid oturuyorken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Orada vaaz ederken Ümmü Mektum'a soruyor. Sen ne zamandan beri görmüyorsun? O da diyor ki doğuştan beri. Ben Allah'tan bir şey bilirim diyor, işittim. Allah diyor ki ben bir kulumun uzvunu alsam, kulum ona sabretse ben onu cennete koymamaktan haya ederim diyor. Onunla kulu arasındaki dualarında ve beddualarında da sınırı yoktur. Sahabeler diyor ki peki onun için bir şey yapana, hayatını kolaylaştırana bir şey yok mudur diyor. Ona da Hazreti Peygamber cevap veriyor. Diyor ki onun yolundaki dikeni bile kaldırana Allah rahmetiyle muamele eder diyor. Yani daha ne olsun diyeyim. Hocam bunları söylüyoruz da yani bana sanki sigara paketinin üzerinde sigara sağlığa zararlıdır. Sigara insanı öldürür. Ne kadar inanıyorsak bunlara da sanki o kadar inanıyoruz gibi bir Allah beni affetsin. Yani öyle bir durumla karşı karşıya. Ablama güzel bir sözü var. Ben yola çıkarım. Arkama bakmam kim geliyor diye. Ben o söylediklerinizi genel anlamda doğru buluyorum ama kendi adıma ben Abese suresiyle tanışınca tek başıma çıktım. Hiç kimse geliyor diye bakmadım. Allah da bereketlendirdi. Uzmanlık alanım olmamasına rağmen 13 kitap yazdım. Bunun 10 tanesi sadece engellerle ilgiliydi. Eyvallah hocam. Bu yüzden bu engellerle ilgili ferdi ilgilenmede hepimiz oturup kafamızı önümüze koymalı ve ben ne yapabilirim demeliyiz.